arkadaşlar, biliyorsunuz kamyonumuz yolu kapatmış vaziyette. Komut aldığımız anda, araba geliyor, sokağın içine giriyor dendiği anda bizden haber duymadan ve siren sesini duymadan asla çıkmıyorsunuz ortaya ve hiç görünmüyorsunuz. Araba geliyor, yol tıkalı. Çok ileri gitme ki bizim kadrajdan çıkma. Ama ben tam şu kapının, tam şu kapının önüne kadar geliyorsun, duruyorsun. Aynı anda meşhur kaçak eşya taşıyan nakliye arabamız geliyor, arkada duruyor ve siz arada toz soluyorsunuz. Biz siren sesini verdiğimiz anda büyük bir süratle tı 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 çıkıyorsunuz. Aracı arama emri veriyor sana amirim ve torpidoda silahı buluyorsun. Amirim silah. Beyaz arabada silah bulundu. Tamam, saygı duyuyorum. Görevimizde bir bayan, bir bey var. Ve bu kadar. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar sokağa girdiler. Aman herkes çok dikkatli olsun. Tamam. Tamam. Mert çok ileri gittin Mert. Kameraların görüş açısından çıktın. Geri gel hemen. Geri gel hemen. Kamyoncu arkadaşlar siz de girin hemen sokağa. Kapalıymış o. Arama yıldı orada. Tamam, 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 tamam. Orada dur. Tamam, harika, orada dur. Allah Allah. Onu kapalı değil mi? Kuş kafeste. Şimdi kimseden hata istemiyorum. Lütfen herkes sakin olsun. Bakar mısın müsaade? Tabii ben bakıyorum. Abi, bir zahmet çıkacağız. İki dakika da indiriyorum. Abi, acelemiz var bizim de. Hadi, gel. Abi. Biraz oyalan arkadaşların yanında. Arabaya gidip Nursel'e durumu anlat. Mert. İki dakika şeyi varmış. İki dakika. İndiriyorlar, hemen şey yapacağız. İki dakika sonra. Biraz bekleyelim. Abi çabuk olun ya. Tamam. Yetişeceğiz abi, çabuk. Tamam, hadi ben yardım edeyim de çabuk bitsin de kamyona doğru git. Ben de yardım edeyim. İki dakikada hemen kalkmış. Tamam. Hadi yardım edeyim. Evet, kutu kutu pense. Hepsini dizin üst üste. Aferin. Timler hazır olun. Çalsın, çalsın sirenler. Sirenler çalsın. Şimdi korkma abi. Bilenler bir şeydi. Bir dakika. Tamam. Aldık tepkiyi. Tamam, harikasınız. Devam edin. Yahu insan patates çuvalı değil, adamı ne yaptınız? Tamam Pınar, arabaya git. Ah canım, çok korktu ya. Çok ürkütme. Kaldır kaldır elleri kaldır başımın üstüne. Arkadaki araçla ilgili korkmayın. Sizi dışarı almam gerekiyor. Endişelenmeyin, ikinizi de rica edeceğim. Neden? Aracı aramam gerekiyor. Çalışmanızı yapmayacağım. İhbar var de, lütfen dışarı çıkın de. İhbar var, ihbar aldık de. Evet. Boşalt arabayı, boşalt. İhbar var, sizinle ilgisi yok. Sakin olun, lütfen dışarı alayım sizi. Endişelenmeyin lütfen. Endişelenmeyin lütfen. Ama sizi dışarı almam gerekiyor. Buraya. Suyunu içsin, bırak suyunu artık içsin. Su içene yılan dokunmaz Pınar'cığım. İçsin suyunu, öyle insin. Benimlesiniz, endişelenmeyin. Onlarla ilgili ön taraftan alayım sizi, rahat olun. Önden alayım sizi, gelin. 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 Gelin, benim korumamdasınız, lütfen gelin.
Benim korumamdasınız, endişelenmeyin. Ha, aferin. Güzel. Leopar şalıma da sarımdı. Sizi de beyefendi buraya alayım. Abi, bir şey yapmadık abi ya. Bir şey benim korumamdasınız. Ne yaptık ki biz abi? Pınar. Pınar, aracı aramam gerekiyor. De iyice korkutun. Abi, aracı aramam gerekiyor. Sakin olun. Sizi şöyle alabilir miyim? Evet, evet. İyice korktu çocuklar. Ay, çok kötü bir insanım ben ya. Gerçekten kendimden nefret ediyorum şu an. Elleri titriyor kadıncağızın. Muamelim, bu muameleri ne yaptık biz amelim? Pınar, bul artık şu oyuncak silahı. Silahı bul arabada. Hanımefendi, çantanızı açar mısınız? Neden? İçine kontrol edeceğim. Açın, ben açmayayım, siz açın. 75-16 merkez. Amirim silah. Amirim silah. Evet silah, tamam. Olay koptu arkadaşlar, tamam. 75-16 merkez. Silah sahibi. Yine bak. Yine bak. Vallahi şoför bak. Amirim. 75-16 merkez. Şoför ya, değil mi? Merkez. Biz trafikte kaldık, arkadan çıkamadık. Sakin olun, emniyette konuşuruz. Bir görüşmeye gidiyoruz Nursel Hanım. Evet, silah kime? İş görüşmesine gidiyoruz. Sizin ilgisi yoksa emniyette anlaşılır. Endişelenmeyin. Hanımefendi, bizim şoförümüz... Yardım etmeye gitti. Kim sorumlusu kim bu aksiyonun? Kamyon çabuk boşalsın diye yardım etmeye gitti. Yani onunla bu kapandı, arkamız kapandı. Şoför beyin bir günah yok. Sizi anlıyorum ama silah var aracında. Uzatmayalım, emniyette konuşalım. Tamam, harikasın. Pınar, harikasın. Tamam. Sizi yalnız yaslayabiliyorum. Tamam. Ne oldu şimdi? Niye bizi burada bekliyorsun? Korkut Pınar, emniyete gideceğiz de. İfade vermeniz gerekiyor de Pınar, ama sakin sakin. Emniyete gideceğiz hanımefendi, sıkıntı yok. Tamam, gereken emniyet işleri yapıyor, görev işini yapıyor. Bizimle alakalı bir şey değil. Araçta silah bulundu. Amirim. Şeyler dönüyor ama biz bilmiyoruz. Anlaşılır o zaman. Şoför. Amirim, emniyet. Masai sınırı. Ya ben çok güvenliğim kendi silahı aldım. Bilmiyorum abi silahı, bilmiyorum. Ben abi... Haberim yok abi benim silahı. Hanımefendi sakin olun, uzaklaşmayalım. Abi bilmiyorum, ben bu şoförüm arabada sadece ya. Beyefendi. Ben abisiyim canım arkadaşım. Ben abisiyim, memnun oldum. Evinizi yapıyorsunuz, ben abisiyim. Şu anda biz sistem dışı bir şey yaşıyoruz. Anlıyorum ama beyefendi. Olmayan, bilmediğimiz bir konuyu yaşıyoruz. Anlıyorum ama... Ah canım benim, bak bir küçük kuş gibi titriyor o leopar. Desenli şal var üstünde ama ne fayda. Küçük bir kuş. İnsanlar ne olacak şimdi? Ben niye burada duruyorum? Bize müsaade edin gidelim. Sizin ilginiz yoksa görülecektir hanımefendi. Endişelenmeyin. Emniyete gidip ifade vermeniz gerekiyor o kadar. Bir şey yoksa anlaşılacaktır, evet. Biz emniyete niye gidelim ki hanımefendi yani? Şoför geldi, bizi aldı. Biz randevu... Anlıyorum. Siz de bunu açıklarsınız emniyette. Sıkıntı yok. Evet, bu kadar kolay kurtulamazsın elimizden. Dur Selçuk. Şimdi emniyete gidiyoruz. İhbar aldık beyefendi. Fazla bilgi veremem. Nereden çaldınız bunları? Amirim bir şey çalmadık. Ulan bir senedir boşuna mı kovuluyorsunuz? Memur Bey, sizi de almak zorundayız. Emniyette ifadenizi alacağız. Siz bu şahsı nereden tanıyorsunuz? Anlatıyorum beyefendi. Şahsı nereden tanıdığınızı emniyette anlatırsınız ama... Bizim firmanın şoförüymüş, bizi almaya geldi. Tekstille ilgili sponsor, Nursel Hanım bir oyuncudur. Tekstille ilgili bir firmanın şoförü. Onun geçmişini, background'unu biz bilmiyoruz. Herhalde bir güvenliktir. Onun belki silahı vardır. Silahının ruhsatı var mı? Abi silah benim değil, haberim bile yok diyor. Ya neden arabada? Hanımefendi, siz benimle gelin, biraz uzaklaşalım oradan. Orada biraz gerilim oldu, şöyle alayım. Endişelenmeyin. Dön bunu çevir, bu tarafa çevir. Silah olan arkadaşım. Hay Allah, ne yapmışlar diye bilmiyorum. Bilgi veremem. Üzgünüm, bilgi veremem. Sormayın lütfen. Tamam. Beyefendi, sizin biraz ayrılmanızı rica edeceğim yalnız. Tamam mı? Lütfen. Büyük ki kardeşim benden. Biraz daha köpürtelim.
Beyaz arabada silah bulundu. Tamam, saygı duyuyoruz, görevimizi İçinde yapıyoruz. İçinde bir bayan, bir bey var. Ah, telefon. Trafiğin ortasında kaldı. Beyler. Telefon edecek izin verme Pınar. Telefon yasak. Efendim, telefon açabilir miyim? Beyaz arabada... Bir saniye. Silah... Telefonla lütfen iletişime geçmeyin şu an. Rica ederim. Alabilir miyim ben telefonunuzu? Ya da koyun. Tamam. Telefonla iletişime geçmiyoruz. Tamam, beyaz arabadaki şahıslar da emniyete gidecek. Olabilir. Bir tek su içmelerine izin var. Başka her şey yasak. Ne oldu? Su bitti mi? Benzeri olmadıklarını söylüyorlar. Tamam, bu kamyonetle ilgili var mı? Kamyonetle bir ilgileri olmadığını, arabanın kiralık olduğunu, adamın şoför olduğunu, silahla bir ilgileri olmadıklarını söylüyorlar. Yok abi, ben sadece koliyi taşıdım, yardım etmek istedim. Tamam, sorunca cevap. Koliye yardım etmek istedim. Sorunca cevap. Tam olayla ilgisi var bizim ya. Tamam, sus Mert, abartma artık, tamam. Tamam, emniyette ifadeleri alınca o zaman asayişçiler bırakır. Görevlerini yaptır hadi. Hadi ne bir Barış'ın yanına git ve Nurseli sizi duyacağı şekilde Barış'ı sorgula. Amirim, biz ne yaptık bu muameleyi hak edecek? Hop! Bağlıyorsunuz, silahlar buluyor. Amirim, ne oluyor? Ne yapmışlar? Bilgi veririm hanımefendi, emniyetten sonra. Emniyette öğrenirsiniz. Korkunlar falan ne? Ebi, vallahi... Emniyette öğrenirsiniz ama... Bilmeme rağmen ben bile korktum senden ya. Tamam. Suyumuz. Senin peşinizdeyiz, bana mama bakın. Amirim, kolay olsun. Tamam, bir damacana su içti korkudan, tamam. Yanıyor artık, kızın içi yanıyor. Emniyette alalım. Emniyette... Hayret. Yani yardım edeceğimiz bir şey olursa tabii ki. Yani ama bizim hiç alakamız yok. Onu herkes söylüyor. Evet, tamam, sonuna geldik yavaş yavaş. İyice zorlayalım Levit biraz. Bir tık daha zorlayalım. Zaten bitiriyoruz. Şimdi sizi de emniyete götürmek zorundayız. İfadenizi orada verirsiniz. Zaten bir sorun yoksa sizi bırakırlar ama... Nursel abla, ben bir şey yapmadım. Söyle Nursel abla ya. O niye bana hep gidiyor Nursel abla? Tamam. Nursel Hanım. Tamam. Bir saniye amirim. Nursel Hanım'dan duymak istiyorum. Ne amaçla yoldaydınız? Yani ne amaçla? Bir kostüm provasına gidiyordum yani kostüm. Kıyafet sponsorumuzun yani. Sizin daha şoförü. Peki sizin daha önce kullandığınız bir şoför mü? Hayır. Az sonra geliyorum yanınıza. Daha önce kendisiyle tanıştık. Hazır olun. Yani. Hiç tanımıyoruz, arkadaş tanımıyoruz. Firmanın sahibinin şoförü. Araba yolladılar, biz prova için. Şu arabanın ruhu var. Bilmiyorum valla. Daha önce tanımadığınıza emin misiniz? Kullanmadığınıza emin misiniz? Hayır, ilk defa görüyoruz. Eminim. Yok öyle bir şey. Ama cici bir insandı yani, şarkı söyleyerek. Rica edeceğim, gözünüzü çıkarabilir misiniz? Siz de lütfen. Çok özür dilerim, ben sizi tanıyorum. Ah, tanıyorum be. Tamam. Mesela hanım oyuncu. Ha. Hatta yani... bu sabah da gazetede çıkıyor. Tamam. Ben hatırlıyorum, siz iyi... Yani mecburuz. Mecburen yapılacak. Ama bir şey söyleyeceğim, ben sizi çok beğeniyorum. Gerçekten yani. Elbise provasına gidiyoruz. Sıkıntı yapmayın, çözülecektir ama almak zorundayız. Sizi aldırırız Mahmut Bey. Nursel Hanım'ı aldırır. Zaten genelde öyle oluyor görüşmelerde. Ne canım, yazık ya. Yani tamam. Sohbet ederek geldik. İşimizi bitirelim yani. Emniyette. Amirim, ben hanımefendiyi tanıyorum, oyuncuyu ya. Birlikte tamam bir şey yapabiliriz. Sonra gelseniz. Olur mu? Olmaz ya. Sonra olur mu? Ay, görevliğimizi yaparız yani. Ben... Ya, muhakkak, 15-16 merkez. Tabii ki. Amirim, ben kötü bir şey olacağını zannetmiyorum. Ben onlarla eşlik edeyim, çok uzatmayalım. Ya, bizim hiçbir ilişkimiz yok. Siz beraber gelirsiniz emniyete, ekip arabasıyla beraber. Bu arabayı zaten... Tamam. Telefon açalım da randevumuz bekliyor. Geliyorum arkadaşlar, yeter artık, tamam. Geliyorum. Dur. Siz haber verin gelinize. Tamam, haber verin. 75-16 merkez. Ne kadar sürer işiniz orada? Bilemiyorum hanımefendi ama ben sizin işinizi kolaylaştırmaya çalışacağım. Tamam, yeleğim hazır mı? Su tabancam hazır mı? Hah, ver su tabancam hazır. Tamamdır, bununla olayı artık yumuşatmaya çalışacağım, ne yapayım? Haydi geldim, yettim Nursel'im, yettim. Eş dost var şakamızda, çok aramızda. Bu şey hiç inandırıcı olmadı bana ya. Bu hiç inandırıcı değil. Vallahi bu silah hiç inandırıcı. Ay şimdi. Ay inandırıcı. Ay Demet Ahmet. Geçmiş olsun. Ay senin. Aman Tanrım, bundan... Bu nasıl ya, bir şey? Ya kusura bakma da oldu. Ay. Ya dur. Her güzele meyil verme.
ama bak hiç inandırıcı mıyım? Bak bu ne topuk ya? Ya ama Hollywood bu hiç inandırıcı işte. Mıyım Hollywood, ya? Hollywood. Hiç inandırıcı. Ay ben oturduğum yerden çok üzülüyorum böyle. Sizi üzdü. Ay inanılmaz. Çok başarılıydınız. Şaka mı bu? Lebim. İnanmıyorum. Ah arkadaş. Korkut çok mu korkuttun? Çok korktum. Çok korktu evet. Evet valla maskeyle ben geleyim dedim ama dedim ki yok artık o kadarını da yapmayalım. Ya burada yok, maskeyle gelmeyeyim dedim ama artık o kadar olur. İnanılmaz güzel bir şaka yapmışsınız. Tebrik ediyorum yani size. Siz de çok iyiydiniz. Valla ben ağzım kilitlendi konuşamadım. Ya böyle ürkütücü şakalardan korkuyorum ama finalinde rahatlık iyi oluyor yani. Güzel bir çay içeriz şimdi rahatlarız. Arkadaşlar tebrik ediyorum operasyon başarılıydı. Sıvat ekibi tebrikler. Bize şarkılar, türküler. Ben son 10 yıldır böyle bir korku yaşamamıştım. İnanılmaz korktum. İnanılmaz sahiciydi. Ona sarılarak biraz rahatladım galiba. Arabamızdan silah çıkınca ben yandık dedim yani. Amirim silah. Galiba merdivenlerden silahlı askerleri inerken işte kaput söyle neydi? Maskelerle. Maske, siyah maskelerle gelindiğinde. Oldum ben çok korktum. İlk korku oydu zaten. Bizim de alakamız yok. Ku ispatlamak gibi bir durum var ya. O çok ağır o zor geldi yani. Şoför geldi bizi aldı. Biz anlıyorum. Biz sizi tanıyoruz falan deyince ben bir relax oldum. Bir daha rahatladım yani. Aa telefon açayım bari falan dedim ama izin vermediler. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben sizi çok beğeniyorum. Gerçekten yani. Telefonla lütfen iletişime geçmeyin şu an. Rica ederim. Alabilir miyim artık? İlk önce kamera gördüm. İki tane kamera. Aha dedim basına haber vermişler. Basın geliyor. Bu tarafa döndüm. Demet Hanım geliyor. Dizlerimin bağı çözüldü. Makarna gibi pişmiş. Makarna gibi. Yığıldım böyle. Bu nasıl bir şara bakmadı oldu. Çok başarılı, çok muhteşem bir şaka. Herkesi kutluyorum, herkesi. Beni yanılttınız ya. Beni yanılttılar ya. Çok aramızda Demet Akbağ'la. Aman aman. Çok aramızda, çok. Sizi de her an yakalayabilirler yani. Arkadaşlar, oyuncu arkadaşlar dikkat edin. Aramızda. Çok aramızda.